Arkadaşlar Emir Agaray'dan herkese merhaba. Yine bir C5 montajıyla karşınızdayız. Montajını yapmış olduğumuz cihazımız MyWay marka. 8.1 işletim sistemine sahip Android multimedya arkadaşlar. Bu yeni bir versiyonu MyWay'in. Menüsü falan biraz farklı öbür cihazlara göre. Ama özellik olarak yine arabayı birebir destekliyor. Direksiyon kumandasındaki tüm fonksiyonlar aktif. Arabanın kendi konfigürasyon ayarları her şeyi çalışıyor. Geri görüş kamerası ekledik. Bu yine aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ve aracın elektronik veya plastik aksamını herhangi bir kesme biçme yapmadan dört dörtlük bir şekilde bu cihazın montajını yapıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi cihazın kullanımını anlatacağım size. Arabamızı çalıştıralım. Öncelikle arkadaşlar direksiyon kumandası. Direksiyon kumandasındaki tüm fonksiyonlar birebir çalışıyor. Ses açma kısmı, ileri geri parça atlatma, onun haricinde geri dönüş tuşu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hepsi çalışıyor. İstersen yine direksiyon kumandasından yakıt bilgisini de görebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi ekranda anlık yakıt tüketiminden tutun da uzun vadeli yakıt tüketimine kadar her şeyi birebir görebiliyoruz. Buradan aracın kendi konfigürasyon ayarlarına bakabiliyoruz arkadaşlar. Arıza kayıtlarını kontrol edebiliyoruz. Veyahut da istersek buradan son kilometre bilgilerini sıfırlayabiliyoruz arkadaşlar. Onun haricinde geri görüş kamerası montajı yaptık. Geri görüş kameramız aktif. Arabanın park sensörü yine aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Onu şöyle göstereceğim size park sensörünü. Görmüş olduğunuz gibi hem ses hem de burada radar şeklinde park sensörünü gösteriyor. Tekrar buradan çıktım. Cihazın kullanımını anlatacağım size. Öncelikle arkadaşlar cihazımız Android olmasından dolayı internete girebiliyoruz. YouTube'dan video seyredebiliriz. Play Store'dan uygulama indirebiliriz. Google Maps, Yandex, Spotify bunların hepsini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Navigasyondan ben size kullanımını anlatmaya başlayayım arkadaşlar. İki ayrı navigasyonumuz var. Birincisi şu an açmış olduğumuz internetsiz Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek kalmıyor. Müşterilerimiz genelde bunu tercih ediyor. Bunun kullanabilmemiz için açık bir ortamda olmamız yeterli. Kapalı ortamlarda uyduyla haberleşme sağlamadığı için sinyal almıyor arkadaşlar. Şimdi bulunduğumuz yeri gösteriyor. Gideceğimiz adresi yazmak için menü tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Hedef diyoruz. Daha sonrasında adres buluyoruz ve gideceğimiz açık adresi giriyoruz arkadaşlar. Ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Çıkarken de buradan çıkış yapmamız yeterli arkadaşlar. Cihazın kendi 16 GB hafızası var. Bu kendi hafızasına yüklemiş olduğumuz videoları veya müzikleri veyahut da burada torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB'miz var. Buraya flash disk takabiliriz, hard disk takabiliriz. Buraya takmış olduğumuz flash disk veya hard disk içindeki video ve müzikleri cihaz üzerinden kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda biz cihazın kendi hafızasına attık. Yine videoda direksiyon kumandamız aktif bir şekilde çalışıyor görmüş olduğunuz gibi. Cihazımızın ekran çözünürlüğü 1024x600 HD panel. IPS özelliği var aynı zamanda. Ekran kalitesi çok iyi. Zaten kayıtta da görüyorsunuz. Şimdi buradan geri çıktık arkadaşlar. Radyomuz var. Radyoda ileri geri frekans değiştirebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yine direksiyon kumandamız aktif bir şekilde çalışıyor. Ses açma kısmı. Radyoda bulmuş olduğumuz kanalı hafızaya almak istersek yapmamız gereken iş çok basit. Hafızaya almak istediğimiz yere basılı tutuyoruz arkadaşlar. Şu anda mesela bu kanalı bulduk. Nereye hafızayı alacağız? 5 hafızayı alacağız. Basılı tutuyoruz üzerine. Görmüş olduğunuz gibi oraya hafızayı aldı arkadaşlar. Radyonun kullanımı da bu şekilde. Müzik çalarımız var. Yine müzik çaların kullanımı da video ile aynı arkadaşlar. Cihazın kendi hafızasında olabilir veya USB üzerinden kullanmış olduğumuz harici bellekteki video müzikleri cihaz üzerinden kullanabiliyoruz. Bluetooth özelliğimiz var. Bluetooth'u kullanırken cihazımızın Android ve iPhone olması fark etmiyor telefonumuzun. Kablosuz bir şekilde Bluetooth bağlantısını yapıyoruz ve Bluetooth üzerinden görüşmelerimizi artık cihaz üzerinden yapıyoruz.